Merhaba değerli İstanbul Times TV izleyenleri. Bugünkü sokak röportajımızı Cevizli Bağ semtinde yapıyoruz. Vatandaşlarımıza sizce ülkemizin bir erken seçime ihtiyacı var mı yok mu diye soruyoruz. Bakalım neler söyleyecekler. Videomuzu izledikten sonra henüz kanalımıza abone değilseniz lütfen kanalımıza abone olup bildirim zilinizi açtıktan sonra videomuza like atmayı unutmayın. İyi seyirler. Erken seçime ihtiyaç var mı yok mu? Yani bu gidişte yapılması gerekiyor gibi. Yapılması gerekiyor. Ülkemizin bir erken seçime ihtiyacı var mı yok mu efendim? Şöyle söyleyeyim, yani eğer muhalefet adayını net bir şekilde belirlerse evet var, ama aday belli olmadan istemek erken seçimi bence çok mantıklı gelmiyor. Yani hani mutlaka önce bir adayın belli olması lazım ve ondan sonra onlar erken da diyorlar ki seçim bizim adayımız çat aday belirler, sıkıntı yok diyorlar. Önce bir seçim günü belli olsun, bizi bırakmak istemiyoruz adayımızı diyorlar. Yani ben böyle düşünmüyorum açıkçası. Önce belli, yani, olsun. Önce belli olsun aday, ona göre istemek çok daha mantıklı olur. Yani. Ülkemizin bir erken seçime ihtiyacı var mı yok mu? Çok var. Hemen var. Hemen var. Niye? Ya niyesi mi var abi, artık yeter yani, yürümüyor bu gemi, artık su alıyor, herkes biliyor bunu. Dolayısıyla kaptanı değiştirmek lazım. Kaptanı çok değiş, yani geçti bile artık, yani artık kaptanın yalan söylediğini tüm ülke biliyor, tüm dünya biliyor yani. Değiştirmek lazım. Ülkemizin bir erken seçime ihtiyacı var mı yok mu? Var abi. Var. Var, bir an önce gitmeliler. Bir an önce gitmeliler. Aynen abi. Ülkemizin bir erken seçime ihtiyacı var mı yok mu efendim? Şu anda erken bir seçim göremiyorum. İhtiyaç yani, var mı yok mu? Şu anda yok. Ülkemizin bir erken seçime ihtiyacı var mı yok mu? Var. Yapılmalı mı? Ha, %100 var. %100 var. Erken seçime ihtiyaç var mı yok mu? Abi ben vermem şahsen, ben hiçbir kimsenin hakkına, ama bence şu yarın bile erken seçim olsun ya, ben bilmiyorum. Yarın aynen abi. Ülkemizin bir erken seçime ihtiyacı var mı yok mu efendim? Var. Hemen yapılmalı. Tabii. Peki. Ben sizi takip ediyorum. Çok teşekkür ederim. Bizim videolarımızı izliyor musunuz? Evet, izliyorum. Nasıl buluyorsunuz? Başarılı buluyorum. Ben çok teşekkür ederim. Ülkemizin bir erken seçime ihtiyacı var mı yok mu efendim? Kesinlikle var. Kesinlikle var. Hemen ivedilikle. Hani var ya hukukta ivedinin ivedisi. İvedilikle yapılmalı. Yani bir taze kana ihtiyacımız var. Bir değişim sürecine ihtiyacımız var. Değişirsek, değişmeyen tek şey değişim. Eğer değişirsek gerçekten bir şeylerin daha farklı gideceğine inanıyorum. Ülkemizin bir erken seçime ihtiyacı var mı yok mu efendim? Kesinlikle var. Ama şu pandemi döneminde o ortam nasıl sağlanır buna bilemiyorum, ama 2022 acil bir şekilde erken seçime ihtiyacı var. Çünkü kesinlikle medyada yaşananları görüyorsunuz. Yani kimin eli kimin cebinde belli değil. Ve bu şeyleri kaybetmiş hükümet. Ekonomi iyi değil. Ekonomi berbat, berbat. Biz iyi kötü bir şekilde ayakta kalıyoruz. Ya Allah yardım etsin ya. Bugün bir markete giriyorsun, 3 kalem ürün 80 lira, 60 lira. Peynirin kilosu bugün 44 lira. Yine ucuz, 70 liraya peynir var. Ya doğru. Hani biz minimumlarda, biz şeyiz, böyle alt tabaka insan kesinlikle. Evet. Ülkemizin bir erken seçime ihtiyaç var mı yok mu acaba? Yok, yok. Erken seçime ihtiyaç yok. Her şeyin bir zamanı vardır. Size verilen bir süre vardır. O süreyi bitirmek zorundasın. Niye Büyükşehir Belediyesi'nde seçim olmuyor da, tekrar edilmiyor da? İki yıl geçti. Bu da yapalım madem. Ülkemizin bir erken seçime ihtiyacı var mı yok mu? Var. Hemen acil, var. Acil hemen. Hemen acil. Tamam. Evet. Seçime ihtiyaç var mı yok mu? Bence yok ya. Sizce yok. Abi ülkemizin bir erken seçime ihtiyacı var mı yok mu? Var. Var. Hemen olmalı. Sen Kıstıklı'yı görmedin. Şeyleri görmedin, o Çamlıcaları, bak şey değişti, iklim değişti. Ağaç komadı orada, ağaç komadı. Ağaç komadı. Bir de Google yaptı kendine. Hadi yapsın, fena değil, ama ağaç niye kesin? Her gece ağaç kesiyorlar, her gece 250 polis. Çok biz ağaç diktik diyorlar. Nere ağaç dikiler, ben görmedim. Ben her gün oradayım, spora gidiyorum. Bugün yağışlı değil, gitmedim. Görmedim yüzünü. Ülkemizin erken seçime ihtiyacı var mı yok mu efendim? Şu anda yok. Yok? Yok. Ülkemizin bir erken seçime ihtiyacı var mı yok mu efendim? Evet, kesinlikle. Var. Var. Ülkemizin bir erken seçime ihtiyacı var mı yok mu? Bence var abi. Var. Yönetim değişmeli. Değişmeli. Ülkemizin bir erken seçime ihtiyacı var mı yok mu? Kesinlikle var. Kesinlikle var. Evet. Ülkemizin erken seçime ihtiyacı var mı yok mu? Var abi. Var. Erken seçime ihtiyaç var mı yok mu? Vallahi onu ben bilmiyorum ya. Ülkemizin bir erken seçime ihtiyacı var mı yok mu efendim? Bugün olsa bugün iyi olur. Bugün hemen. Bugün. Erken seçime ihtiyaç var mı yok mu? Var tabi. Var.
Peki erken seçime ihtiyaç var mı yok mu abi? Bence var. Hemen olmalı. Ülkemizin bir erken seçime ihtiyacı var mı yok mu efendim? Var. Var. Ülkemizin bir erken seçime ihtiyacı var mı yok mu efendim? Var efendim. Hemen yapılmalı. Ülkemizin bir erken seçime ihtiyacı var mı yok mu? Yok. Yok. Ülkemizin bir erken seçime ihtiyacı var mı yok mu? Ya şimdilik seçime ihtiyaç yok. Zaten ortalık karışık. Ekonomik sıkıntısı yaşıyoruz. Bir de seçim olursa zaten daha mı kötü olur? Daha kötü olabilir. O yüzden seçim zamanında olursa, daha önce de böyle erken seçimlere çağrılmıştı zaten. Ben bir öğrenci olarak zaten yani kendi bildiğim fikrimi söylüyorum. Zamanı olsun. Zamanı olsun. Şu an erken seçime ihtiyaç var mı yok mu? Var tabii ya. Memleket elden gidiyor. Vallahi billahi. Ülkemizin bir erken seçime ihtiyacı var mı yok mu efendim? Şu an ülke bir kaos içinde. Bir erken seçime gidilmesi gerekiyor. Gerekiyor. Gerek. Ülkemizin erken seçime ihtiyacı var mı yok mu? Bence yoktur. Niye yoktur? Ben şunu söyleyeyim. Daha önce de bunu denediler. Daha önce de bu denendi ama maalesef denendi. Bugün kime oy verilecek? Tamam, yoktur diyorsunuz. Peki ülkemizin bir erken seçime ihtiyacı var mı yok mu? Bir an önce. Bir an önce. Ülkemizin bir erken seçime ihtiyacı var mı yok mu? Var. Nasıl yok ya, var. Hemen yapılmalı. Var. Peki ülkemizin bir erken seçime ihtiyacı var mı yok mu efendim? Tabii ki var. Var. Güncellenmesi gerektiğini düşünüyorum. Değerli İstanbul Times TV dostları, hepinizin bildiği üzere yıllar önce siyasi sokak röportajları başlatan ilk kanal olmamız hasebiyle İlk günkü aşkla, şevkle başta İstanbul'un 39 ilçesi olmak üzere sokaklara çıkıyoruz. Vatandaşlarımıza bu hafta sonu bir erken genel seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz diye soruyoruz. Onun dışında gündem ile alakalı iki tane daha soru soruyoruz. Bu sorulardan birisi de hepinizin de yakından takip ettiği üzere son aylarda özellikle Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ve İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in erken seçim istiyoruz çağrılarından sonra biz de vatandaşlarımıza sizce bir erken genel seçim olmalı mı olmamalı mı sorusuna soruyoruz. Doğrusunu söylemek gerekirse Adalet ve Kalkınma Partisi ile, yani AK Parti ile MHP'ye oy verenler bile erken seçim olsun, biz de bilelim, görelim sonucu ne olduğunu diye söylüyorlar. Açık ve seçik konuşmak gerekirse ben de bir erken seçimin olması gerektiğine inanıyorum. Şimdi AK Parti ve Milliyetçi Hareket Partisi idarecileri, biz 5 seneliğine geldik, dolayısıyla 5 senenin sonuna kadar kalacağız diyorlar. Tabii ülkeler, insanlar yaşayan bir organizma. Şimdi 2018'de seçim yaptığımız zaman bütün dünyayı kasıp kavuran bir pandemi belası yoktu, bu bir. İkincisi 31 Mart 2019'da yapılan yerel yönetim seçimlerinde İstanbul, Ankara, Adana, Antalya, Mersin başta olmak üzere birçok belediyeyi Millet İttifakı kazanmamıştı. Bu belediyeleri hesapladığınız zaman Türkiye'deki seçmenin %60-65'i tercihini Millet İttifakı'na yana kullanmış. Yani bizim iddiamız, daha doğrusu iddiamız demeyelim de, bizim düşüncemiz A partisi kazansın, B partisi kazansın değil. Patron seçmen ise, biz geçen gün Esenler'de yaptık. %56'sı seçim istiyor. Cuma günü birçok ilçenin kesişme noktası Cevizli Bağı'nda vatandaşlarımıza sorduk. Sizce bir erken seçim olmalı mı diye. Neredeyse %70-75 istiyor. Dolayısıyla AK Parti'nin ve MHP'nin hayır seçim yok demesi inandırıcı değil, gerçek değil. Mutlaka ve mutlaka pandemi Eylül'den sonra azalacak diyor Sağlık Bakanı ve hükümet yetkilileri. İnşallah azalacak, bizim de beklentimiz o. Ülkemizin zaten Cumhurbaşkanı da bir daha aday olabilmek için erken seçim yapmak durumunda. Çünkü iki dönem aday olmuştu. Yapılan değişikliği iki dönem üstü aday olabiliyor. Bu ikinci dönemi tamamlamadım demek için erken seçime gidecek, öyle devam edecek diğer sürecini.
Bu olmasa bile, böyle bir zorunluluk olmasa bile ülkede seçmen bir erken genel seçim istiyor. Sayın Devlet Bahçeli'nin seçim isteyenleri hain ilan etmesi, dış güçlere bağlantılı ilan etmesi, dış güçlerin sözcüsü ilan etmesi artık gına getirdi, doğru değil. Yani takıldığımız yerde, cevap veremediğimiz yerde işi dış güçlere, hainlere, ajanlara havale etmenin devri bence geçti. Akılla, ilimle, bilimle ve mantıkla hareket etmemiz gerekiyor. Biraz önce söyledim. Muhalefet tabii ki erken seçim isteyecek. Muhalefet tabii ki hükümeti eleştirecek. Zaten muhalefet hükümeti eleştirmese parti olmasına gerek yok. Diğer iktidar partisinin ve onun destekçilerin isteklerini, düşüncelerini onaylar, kabul ederse o zaman kendi varlığını bir nevi inkar etmiş oluyor. Bunu söylerken de muhalefet iktidarın her şeyini eleştirsin, doğrusuna yanlış desin demiyorum. Elbette ki sorumlu bir muhalefet iktidarın yaptığını iyilerine iyi diyecek, yanlışlarına yanlış diyecek ve eleştirecek. Ancak seçim konusuna gelecek olursak seçim istemek bir hak, anayasal bir haktır. Bunu da muhalefet partilerin en doğal hakkıdır. Neden istiyorlar? Seçim olursa belki biz seçimi kazanırız, iktidar oluruz. Zaten partiler ne için kurulur? İktidar olup millete hizmet etmek için. Devlet Bahçeli'nin tutumu hiç hoş değil. İyi Parti ve CHP'yi seçim istediler diye neredeyse vatan haini ilan edecek. Sayın Bahçeli, siz daha önce seçim istediniz. 3. yılınızdayken seçim olsun dediniz. Siz hain miydiniz? Şartlar olgunlaştığı zaman, ortam müsait olduğu zaman seçim olur. Başkanlık sisteminde erken seçime gidilmez diye bir şey yok. Bunlar ayet değil, hadis değil. Elbette ki halk isterse her şey olur. Halk patronsa, patron der ki kardeşim 2018'den bu yana birçok değişiklik olmuş. Senin de geçen 2,5 yılda ben yönetim anlayışını beğenmemişim. Dolayısıyla tekrar sandığa gidelim. Sandıkta siz çıkarsanız daha güçlü bir şekilde, daha dinamik bir şekilde, bakın 20 yıldır biz iktidarız, halkımız bize tekrar onay verdi, biz halkımız için çalışmaya devam edeceğiz dersiniz ve güçlü bir şekilde gerek finans piyasalarında gerek siyasi ortamlarda eliniz daha güçlü olur. Durum bu. Erken seçim isteyenleri lütfen hainlikle suçlamayın. Seçim bir haktır ve bu hakkı da muhalefetin istemesi kadar normal bir şey yoktur. Bakın ben bir basın mensubuyum. Elbette ki benim de bir siyasi görüşüm var. Seçim olduğu zaman oyumu aklıma, fikrime hitap eden bir partiye vereceğim. Ancak benim sokakta yaptığım röportajda ben görüyorum halkın bir seçim istediğini. Yani buna rağmen başımızı kuma gömelim, daha 1,5 yılımız var, biz buradan gitmeyeceğiz demek hiç hoş değil. Vakti, zamanı gelmiştir. Eylül ayında, tekrarlıyorum bunu belki, pandemi inşallah azalacak, sarsıcı etkilerinden kurtulacağız. Mart veya Nisan 2021 geç ama sağlık sorunları var diye erken seçime gitmeniz gerekiyor. Patron yani halk yani seçmen bunu istiyor. Bakın bu videonun başında izlediğiniz Cevizli Bağ İstanbul'un kalbi sayılır. Metronun, metrobüsün, otobüslerin, minibüslerin kesişme noktası. Orada Fatih'e, Beylikdüzü'ne, Bahçelievlere, Avcılar'a, Esenyurt'a yani İstanbul'un hemen hemen 15 ilçesini etkileyen bir lokasyon. Pazartesi günü. 2 gün önce hiçbir ön yargı olmadan vatandaşlarımıza sizce ülkemizin bir erken seçime ihtiyacı var mı yok mu diye sorduk. Siz de bu videonun başında izlediniz. Biz ne o insanları tanıyoruz, ne biliyoruz, ne daha önce görmüşüz. Sadece ve sadece sorduğumuz soru bu. Çıkan sonuçları siz gördünüz. Buna rağmen hükümetin ve destekleyicisi orta MHP'nin seçim meçim yok, nereden çıkarıyorsunuz demesi halkın istekleriyle talepleriyle örtüşmüyor. Göreceksiniz, her ne kadar MHP ve AK Parti seçim olmayacak diyorsa da seçim kaçınılmaz. Başkanlık istemez seçim olmaz. Ayet mi kardeşim? Ne olmasın? Vatandaş istiyorsa, şartlar oluşmuşsa gideceksin seçime. Bir senede eğer halk size vermese oy
Bir sene de eksik yapın, ne olacak? Kaldı ki benim bir iddiam da, yani AK Parti kaybetsin, MHP kaybetsin, böyle bir düşüncem kesinlikle yok. Seçmen sandıkta kimi tercih ederse o tekrar 5 yıl ülke yönetsin. Yok, başkanlık sisteminde seçim erken yok diye bir şey de söz konusu değil. Çünkü 2018'den bu yana biraz önce bak çok şey değişti. Ortam müsait, hayat pahalılaşmış, işsizlik artmış, almış başını gitmiş, pandeminin sarsmadığı kimse kalmamış, herkes halinden şikayetçi, seçim olmayacak. Bu gerçeklerle örtüşmüyor. Seçim olmalı. Ülkenin rahat bir nefes alması için seçim olmalı. Bir daha tekrarlıyorum. Bunu söylerken de AK Parti kaybetsin, MHP kaybetsin düşüncesiyle söylemiyorum. Kazanırsa AK Parti yine kazansın. Benim için hiçbir sorun, sıkıntı yok. Ancak vatandaşta kardeşim, seçmenin büyük çoğunluğu yine AK Parti'yi seçti. Yapacak bir şey yok. 5 sene biz de hükümetine razı olacağız demesi lazım. Ben 5 sene yaptım, çekilmiyorum, gitmiyorum. Ya senin patronun istiyor kardeşim. Yapmama şansın, lüksün yok. Yapacaksınız. Hoşça kalın. İstmol, iki telli OSB'nin kalbinde, tasarım ödüllü proje, helikopter pisti, açık sosyal alanlar, kafe, restoran ve mağazalar, 6 metre yüksekliğinde tır girişine sahip imalathaneler, nefes alan ofis katları ile Türkiye'nin sanayi devrimi.